Merhaba orkide severler. Bugünkü videomuzda doku kültürü için besin ortamı nasıl hazırlanırı sunmaya çalışacağım. En çok sorulan soru daha doğrusu, o besin içinde neler var veya o şişenin içindeki besini nasıl hazırlıyorsunuz? Bu gibi sorular vardı. Aslında MS adı verilen yani Murashing ve Sukuk bilim adamlarının M ve S harfi ile başlayan MS formülü internette bulunmakta. Hani bu gizli bir formül de değil, fakat hazırlanışı hiç bilmeyen için zor. Dolayısıyla bu konuda sizlere yardımcı olmaya karar verdim. Aslında bu gördüğünüz sıvının içerisinde toprakta bulunan tüm makro ve mikro elementler bulunmakta. Makro element demek bitkinin çok fazla ihtiyaç duyduğu besinler anlamına geliyor. Mikro elementler ise daha az ihtiyaç duyduğu elementler anlamına geliyor. Daha az da olsa mutlaka büyüme ve gelişme için gereklidir. Demir ve bazı vitaminlere de ihtiyaç duymakta. Makro elementleri şöyle açıklayalım. 1. Amonyum nitrat. 2. Potasyum nitrat. 3. Kalsiyum klorür. 4. Magnezyum sülfat. 5. Monopotasyum fosfat. Arkadaşlar, bu mineralleri sayıyorum çünkü içerisindeki kalsiyumu direkt kalsiyum olarak alamıyor. İşte magnezyumu direkt magnezyum olarak alamıyor. Dolayısıyla bu bileşikler şeklinde daha çabuk ve daha kolay bir şekilde bitkiler kökleriyle alabiliyorlar. Mikro elementlere bakalım. 1. Potasyum iyodür. 2. Borik asit. 3. Mangan sülfat. 4. Çinko sülfat. 7. Su. 5. Sodyum molibdat. 2 su. 6 bakır sülfat. 7 kobalt klor. 6 su. Demir için bilim insanları, doku kültürüyle ilgilenen bilim insanları demir etta kullanırlar. Fakat demir ettanın hazırlanma prosedürü biraz daha zor. Bu nedenle hazır satılan Sequestrans adında şişelenmiş hazır satılan demir elementi bulunmakta. Ben onu kullanıyorum. Ayrıca vitamin içinde çok fazla vitaminlere falan gerek yok. Fakat inositol yerini tutan Hindistan cevizi suyunu kullanıyorum. Diğer vitaminler olsa da olur, olmasa da olur diyebiliriz. Yani ben kendi deneyimlerimi söylüyorum. Ayrıca bilim insanları çalışmalarının bazı safhalarında hormon da kullanıyorlar. Fakat çimlenmeyi bazen olumsuz bile etkilediği için ben hormon kullanmadım çalışmalarımda. İstenilirse sonraki aşamalarda hani kullanılabilir. Tüm bu mineralleri almak yerine Murashing and Sukuk, MS baş harfleri, Murashing and
Sukuk bazal sas mixture 1 litre için hazırlanmış özel Sigma'nın ürünleri var. Direkt bunu 1 litre su saf su içerisinde kullanabiliriz. Fakat oldukça pahalı. Sürekli çalışan bu konuyla ilgili çalışan insanlar için uygun değil. Ama kolaylık olsun. Benim param da var. Yaparım derseniz daha kolay bir yöntem bunu kullanabilirsiniz. Tabii başka firmaların da var ama şu anda isimlerini bilmiyorum. O nedenle ben bunu denediğim için sizlere belirtmek istedim. Bir sonraki videomuzda bu makro ve mikro elementlerin 1 litre için gereken miktarını sizlerle paylaşacağım. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.